Ölüm onların peşini bir türlü bırakmadı. Rüyamda bir kervanı ve onun peşinden giden ölümü gördüm dedi. Bu ne ola ki dedi Hazreti Ali'nin oğlu Ali. Baba dedi bu ne manaya gelir ki dedi. Hazreti Hüseyin oğlum dedi. Ben zannediyorum ki o giden kervan biziz. Peşimizden gelen o ölüm de bu topraklarda şehit olacağımızın haberi dedi. Hazreti Hüseyin'in bacısı ağlamaya başladı. Dedi ki abi dedi sen Resulullah'ın evladısın. Bu rüya gerçekten bu manaya mı gelir? Evet dedi. Hanım kısmı daha yufka yüreklidir, içlidir, dayanamaz. Kadın kısmı annedir yani merhametlidir. Kadıncağıza ağlamaya başladı. Hazreti Zeynep annemiz, Hüseyin Efendimizin küçük bacısı ağlamaya başladı. O ağlayınca çadırdakiler uyandı, kadınlar ağlamaya başladı. Hazreti Hüseyin dedi ki Allah aşkına yapmayın dedi. Siz Resulullah'ın evisiniz, peygamberin ehli beytisiniz. Eğer bu dünya çok değerli olsaydı benden çok hayırlıdır. Amcam Hamza şehit olmadı mı dedi. Bizden hayırlıdır babam Ali şehit olmadı mı dedi. Eğer dünya çok iyi bir yer olsaydı anamız Fatıma vefat edip gitmedi mi bu dünyadan? Abim Hasan şehit olmadı mı dedi. Dünyada ben bakıyorum bizden hayırlılar gitti zaten. Bizden geriye çer çöp diyoruz ya biz. Dünyanın çurufu kalmış geriye. Bizim bugün Allah'ın bize yazacağı ya zafer ya da şehadete o kadar muhtacız ki. Dünya artık bana tad vermiyor dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da birkaç gün kaldığı o topraklarda dedesini de gördü. Bir gün Hazreti Hüseyin atına yemini vermiş. Affedersiniz hayvanına, atına yemini vermiş. Hayvanı işte yedirmiş, içirmiş. Yanına oturmuş Hazreti Hüseyin. Hava sıcak. Uyukluya kalmış. Uyumuş Hazreti Hüseyin Efendimiz. Biraz sonra uyanmış. Uyandığında tebessüm ediyor. Yanına ashabından biri geldi Hazreti Hüseyin Efendimizin. Dediler ki ya Hüseyin ne oldu ki dediler. Babam Ali'yi gördüm rüyamda dedi. Hazreti Ali Efendimiz'i. Hazreti Ali radıyallahu an Sıffin Savaşı'na giderken mataracısı Ebu Yahya'ya o zaman da Kerbela'nın yakınından geçmişler. Hazreti Ali Efendimiz Sıffin Savaşı'na giderken yanından geçmişler Fırat Nehri'nin Kerbela yakınlarından. O zaman bir yer göstermiş Hazreti Ali hizmetçisine, mataracısına. Burayı biliyor musun demiş. Bilmem demiş. Ey Ali ne bileyim çölün ortası bura nedir ne bileyim. Burayı bana Resulullah göstermişti Medine'deyken. Bura Resulullah'ın göstermiş Resulullah Hazreti Ali'ye. Burası benim oğlum Hüseyin'in şehit edileceği, ailesiyle şehit edileceği yerdir dedi. Hazreti Hüseyin rüyasında babasını görmüş, babası bu olayı Hazreti Hüseyin'e anlatmış. Hazreti Hüseyin Efendimiz bu rüyadan sonra yüzü gülmüş, anlamış ki babasına kavuşacak artık, hasret bitiyor. Hakikaten de bazen insan dünyaya bakıyor, dünyanın hakikaten tadı tuzu kalmamış. Şöyle mezarlığa gidiyorsun, mezarlıkta tanıdıklarımız köyde tanıdıklarımızdan daha çok artık. Anlıyoruz ki biz mezara daha yakın bir insanız. Allah sonumuzu hayreylesin. Allah bizi imandan, ihlastan ayırmasın. Amin hocam. Peygamber Efendimizin yavrularını acımasızca kurban ettiler Kerbela'da. Yani Abdullah İbni Umeyr vardı mesela. Abdullah İbni Umeyr, Allah ona rahmet eylesin, Hazreti Hüseyin'in böyle delicesine aşıklarından. Hazreti Hüseyin Efendimizin ordusunu 70-80 kişi hepsi zaten yani savaş düzenine sokunca en önde gidenlerden biri budur. Birisi de Müslim bin Avsece'dir. Müslim bin Avsece ilk Kerbela şehididir.
Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimizin safından ilk can veren Müslim bin Avsece'dir. Bu Müslim bin Avsece'ye savaştan önce Hazreti Hüseyin demiş ki, peygamber torunu demek ki malum oldu. Müslim demiş, ben senden razıyım arkadaşlığından demiş. Çok çoluğu çocuğu varmış. İstersen git demiş Hazreti Hüseyin. Anlamış Hazreti Hüseyin'in onun şehit olacağını hissetmiş. Yok ki kurtuluş şansı. Azmış kudurmuş Yezidler, Hazreti Hüseyin'in bir avuç ordusunu acımasızca biçecekler. Dedi ki, ey Hüseyin, beni nereye gönderiyorsun? Yani ben seni bırakıp senden daha hayırlı bir yere mi gideceğim? Peygamberin torununun yanından ayrılınca ondan daha değerli bir yer göster, oraya gideyim dedi. Yani senden ayrılınca Hüseyin dedi, ben senden daha hayırlı bir yer söyle de oraya gideyim dedi. Vallahi ben bugün senin yanında ölmeyi, çoluğumun çocuğumun arasında soğuk gölgeliklerde soğuk sular içmekten daha hayırlı görüyorum dedi. Ben çocuklarıma utanılacak bir hayat bırakmayacağım dedi. Ben çocuklarıma utanılacak bir hayat bırakmayacağım. Hazreti Hüseyin Efendimizin önünde ilk can veren bu adamdır. Allah ona rahmet eylesin. Allah onun derecesini artırsın, şefaatinden ayırmasın. Amin. Hazreti Hüseyin'in ehli beytinden de Hazreti Aliül Ekber'dir. İlk şehit olan, ilk ehli beytten ilk can veren. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in evlatları bir bir toprağa düşmüş. Hazreti Hüseyin tamamı gitmiş. Birkaç kişi kalmış. Biri şurada, biri şurada. Ortada da Hazreti Hüseyin. Şimir bin Zilcevşen denilen gözü dönmüş zalim, hain, katil. Ne duruyorsunuz? Hüseyin'i öldürün, bu iş bitsin diyor. Bir an evvel bitsin. Hazreti Hüseyin'in ashabı, arkadaşları da onun önüne perde olmuşlar. İlk önce Hazreti Hüseyin'i vurdurmamışlar. Hepsi bir bir gitmiş. Hazreti Hasan'ın oğlu Ebu Bekir var mesela. Ebu Bekir bin Hasan orada gitmiş. Kasım vuruldu çocuk, Hazreti Hasan'ın oğlu Hüseyin'in yeğeni. Vuruldu çocuk, ok yüreğine saplandı çocuk, yere düşünce amca ben ölüyorum dedi. Hazreti Hüseyin koştu yanına gitti. Kasım'ı kucağına aldı yeğenine. Oğlum dedi, sen şerefli bir ölümle gidiyorsun dedi. Kucağında can verdi Hazreti Hüseyin'in yeğeni Kasım. Bir bir gittiler. Kimse Hüseyin'i terk etmedi. Kerbela ashabı Hüseyin'e ihanet etmedi. Iraklılar ihanet ettiler. Hem çağırdılar, mektup yazdılar adamı. Hem getirdiler hem de hainlik ettiler. Ama Hazreti Hüseyin'le beraber olanlar gitmedi. Hazreti Hüseyin'e Züra bin Şerik denilen nasipsiz attığı mızrakla Hazreti Hüseyin'i sırtından ilk vuran o oldu. Sırtından yediği hançerle Hazreti Hüseyin Efendimiz, o hızla gelen hançer sırtından girince aynı Hazreti Hamza Efendimiz gibi atında duramadı, yere düştü. Kazım Paşa adında bir şair çok güzel bir şiir yazmış onun için. İnsanın yüreğini yakıyor. Diyor ki, düştü atından İmam Hüseyin Sahra-i Kerbela'ya. Evet. Yetiş Cibril, haber ver Muhammed Mustafa'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Hüseyin'in ardından Ehl-i Beyt'in o mübarek gül fidanlarını teşhir etmek için başlarını kesip Kufe'ye götürdüler. Kadınlar, Hazreti Hüseyin'in ailesi, çocukları, Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin 10 yaşlarında filan hasta yatıyordu. Hasta olduğu için de o savaşa karışamamış, yatakta yatıyordu. Onu da öldürmeye kalktılar. Hazreti Fatıma'nın kızı Zeynep annemiz çocuğun üstüne kapandı. Bu çocuğu mu öldüreceksiniz dedi, hasta yatağında dedi. Onu öldürttürmedi.
şehit ettirmedi, kurtardı onu. Kerbela'dan gidiyorlar. İnsanın içini yakan, yüreğini yakan şu manzaraya bakar mısınız? Kerbela'dan ayrılırken Hazreti Hüseyin'in bacısı Zeynep, başları kesilmiş, bedenleri Kerbela'da yatan Resulullah'ın evladı Hüseyin'e baktı ve dedi ki, Muhammed'im, Muhammed'im neredesin? Ya Muhammed neredesin? Senin evlatların şu çölün ortasında kesiliyor. Şu yerde yatan İmam Hüseyin'dir ya Muhammed. Senin öpüp koklamaya kıyamadığın yavrunu çölün ortasında başını kestiler ya Resulallah. Hazreti Zeynep yürek yakacak, içini dağlayacak insanların Muhammed'im neredesin? Gökte Allah ve melekler salat ederler sana. Yerde insanlar bir Yezid'in peşine düşmüşler. Senin yavrularını kesiyorlar. Hazreti Zeynep Kerbela'dan içi yanık bir anne olarak Kufe'ye doğru gidecek. Biz olayın Kufe bölümünü konuşmaya devam edeceğiz ama... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.